Ya hiç başlatmamışım ekran kaydını, hiç başlatmamışım. Yemin ederim videonun ekran kaydını hiç başlatmamışım. Baştan başlıyoruz o zaman. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Az önce bir video çektim, aynısını çekemeyeceğim. Çünkü her şeyi biliyorum az önce izlediğim şeyden dolayı. O yüzden bir daha yapacağım. Ondan önce bir şey söyleyeceğim, tekrar söyleyebilirim ama onu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi aylardır video atmıyorum. Bunun bir sebebi var ve şu anda size güzel bir haberim var. Mahkemede avukatlarla görüşüyorum, mahkemede. Yani haklı çıkacağım yakın olarak. Yakın zamanda hedefime ulaşacağım. Beni karalamaya çalışan, hakkımda yalan haber çıkaran insanlar GG Wellplay arkadaşlar. İnşallah tabii, en azından ceza alsınlar. Fark etmişsinizdir, telif atmadım çünkü atmamamı söylediler. Kanıt falan. Neyse, bu videoyu niye yapıyorum şimdi? Niye böyle bir video atıyorum? Yarın hayatımda çektiğim en iyi videolardan birini atacağım. Hatta çektiğim şu zamana kadar, yani son bir yıldır diyeyim, son bir yıldır çektiğim en güzel ikinci videoyu atacağım. Ondan sonra da en iyisini atacağım. Ve bunlar benim gerçekten de 2-3 ay içinde çekeceğim videoların en kötüleri bile olabilecek kadar derecede iyi videolar çekeceğim yani. Onu demek istedim. Çok güzel ekipmanlar kurdum kendime. Şu anda belki düşünüyorsunuzdur, odan çok güzel olmuş, hayırlı olsun, teşekkür ederim. Ama size diyebilirim ki bu şu anki odamın en kötü hallerinden biri. Hatta en kötü hali, bakın duvara ne yapıştırdım, bak. Duvara yapıştırdığım şeye bak. Işık gitti. Şu anda arkamdaki duvara bunu yapıştırdım ki orada bir sürpriz var, görünmesin. Öbür taraflara bir şey koymadım. Onların koyulacak şeyler öbür odada. Ve hepsini bir anda koyup sürpriz yapacağım ve güzel, çok güzel bir video çekeceğim. Şu ana kadarki en güzel YouTuber stüdyosunu yapmaya çalışıyorum. Ve bunu ucuz bir maliyetle yapmaya çalışıyorum. İstesem de pahalı yapamam, zaten param yok. Neyse arkadaşlar, hadi videoya geçelim. Çok konuştum yine. 1, 2, 3... Arkadaşlar şimdi size göstereceğim şeyi bana Instagram'dan yaklaşık 15-20 kişi attı. Ve bana genelde Instagram'dan kimse izlemem için, tepki çekmem için video önerisinde bulunmaz. Trollemek için yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü bu videoyu izledim. O DM'ler bana 4-5 ay önce gelmişti. Size de göstereceğim. Bakın şimdi, hayatınızda bu kadar saçma bir video izlemiş olamazsınız. Bak şimdi adamın elinde muz şeklinde bir banyo topu var. Açıyor işte, gösteriyor muz şeklinde bir banyo topu olduğunu. Elinde kırılıyor işte, soru işareti, ünlem koyuyor. Alıyor bunu, suyun içine atıyor. Ne, çok dip ya, dip web abi, dip web. Niye? Hani bekliyor 6-7 saniye, döküyor, çekiliyor ve sonra ne yapıyor bakın. Yavaşça oraya koyuyor ve bu köpürme bitene kadar videoyu hiçbir şekilde editlemeden, hiçbir oynama yapmadan paylaşıyor. Niye? Ha bak, geldi. O banyo topunun içinden çıkan küçük muzu alıyor, temizliyor, değişik şeyler yapıyor. Sonra büyük muzu gösterip küçüğünü gösteriyor ve videoyu bitiriyor. Ve bu video 9,5 milyon izlenmiş. Gerçekten aklım almadı ya. Neyse şimdi de size bir drone videosu buldum az önce. Bak SD kart takıyor, bataryalarını taktı, parçalama makinesinin içine indiriyor, bakın şimdi. Niye? Niye? Neden böyle bir şey yapıyor acaba? Niye yani? Acaba gerçekten geçerli bir sebebi var mı? Niye? Bunun bir sebebi olmak zorunda. Bu kadar. Bu, bütün video buydu. Ve benim şu anda tek merak ettiğim şey o SD kart parçalanmadı mı? Görüntüleri çektiğin SD kart parçalanmadı mı bunun içinde? Niye böyle geri çekim videolar yapıyorlar ki? Niye? Bu arada benim aylar önce yaptığım fakat teliften dolayı sahnenin silinip geri yüklenmesi, saçma sapan olaylar olmuştu. Görmeyenler için bunu bir daha koyuyorum. Zaten thumbnail'dan ve videonun başlığından görmüşsünüzdür. Hadi bakalım şimdi. Gerçekten yemin ederim hatırlamıyorum ne olacağını. Gerçekten. Çünkü 12-13 ay önce ben bu videoyu paylaşmıştım. İşte geliyor, bakın. Geliyor. Geliyor şu anda. Evet, şimdi hatırladım. Bu bomba değildi gerçekten. Plastik bir şeydi. Yandı. Plastik olduğu için parçalara ayrıldı. İçinden çıkan beyaz şeyler ve diğer şeylerine gerçekten aklım ermedi onlara ama evet, bu kadar şeyler yaptı. Çıkardı şimdi geri. Niye ama? Hani bunun için belli bir sebebiyeti olması lazım bir insanın. Bitti, bu kadar. Buydu. Bir de geri çekim yapıyor. İlla yapacaklar zaten onu. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi yarın atacağım video için kanalın biraz aktifliğini arttırmak için bir video atmak zorundaydım. O gün... Bugün, o yüzden bu videoyu atıyorum. Yarınki videoyu umarım izlersiniz. Beğeneceğinize eminim. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan, dediğim gibi. Henüz abone değilseniz abone olup kanalımın...
Konuşmayı unuttum ya. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoda eğlendiyseniz de like atmayı unutmayın. Daha öncelerde çektiğim ama sağlık problemlerinden dolayı sonunu getiremediğim videoyu şimdi size paylaşacağım. Kısa bir video, sadece insanlara biraz bir şeyi aşılamak için yapıyorum. Umarım siz de yaparsınız. Şimdi o videoya geçebilirsiniz. Evet, şimdi ben neredeyim? Böyle bir yerdeyim. Yazlık gibi bir yer. Sessiz konuşuyorum çünkü utanıyorum, ailemdeki herkes burada. Bayağı hiçbir şey çekmedim. Dün geldik buraya da hiçbir şey çekmedim. Şarjım yok. Şimdi başka bir kameradan devam edeyim. Bakın şimdi. Tamam. Şimdi anlatayım size biraz. Benim de büyük kameramın şarjı bitmiş. Bu GoPro'lar çok tatlı bir şey ya. Prize takıyorsun, şarj oluyor. Bataryası... Şimdi ne yapacağım? Araba yıkayacağım. Burada kovada su var, fırça var, hortum var. Araba yıkamaya gidelim hemen. Hadi teyze, enişte görüşürüz. Bay bay. Bakın arkadaşlar, şimdi 43 dakikalık yol geldik. 33 kilometrelik bir yol. Orada adresim görünmüyor inşallah. Görünmüyor. 33 kilometrelik bir yol geldik ve bir hiç uğruna. Hiçbir şey yapamadım. Şimdi daha da detaylı açıklayacağım size, bakın. Bekleyin. Merhabalar. Ben kaptan... Yok. Merhabalar. Ben demir adam. Az önce izlediğiniz... Bunun içinde nefes almak çok zor ya. Neyse, şimdi bir yere gideceğim. Çok güzel bir haber aldım Instagram üzerinden. İnşallah hala geçerlidir. Size bir şey göstermek istiyorum. Ve bu şey hayvanları konu alıyor. Şimdi annemle durağımıza geldik. Gelmemiz gereken yere, bakın böyle. Migros'a geldik. Ama tabii bu hiçbir şekilde Migros'un bir reklamı değil. Bir kuruş para almadım. Burada sadece indirim olduğu için buraya geldim ben. İstiyorsanız gidip benim şimdi yapacağım şeyi başka yerlerden de yapabilirsiniz. Zaten az sonra göreceksiniz ne yapacağımı, değil mi? Şimdi biz buraya geldik de indirim kalmamış. Ama ben yine alıyorum. Buydu. Burada hayvan mamalarında, kedi mamalarında yarı yarıya indirim vardı. Hani düşünün, 10 liralık şey 5 liraydı. Bu fırsattan yararlansın istedim ben, herkes de. İndirim bitmiş. Ben yine de bunu alacağım. Size şimdi bunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Hani nereye koymanız gerek ve nasıl koymanız gerektiğini. Çünkü bu bir değişik bir husus. Teşekkürler. İndirim bitmiş. İndirim bitmeseydi bir toplu katliam yapacaktık. Tamam, teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi buradan bizim apartmana gidiyoruz. Şimdi eve geldik ama akşam olmuş. Hemen bakın şimdi güneşi nasıl getireceğim, bak. Neresi? Tam şurada değil mi? Güneşe bakın şimdi. İşte bu kadar. Benim mamayı koyacağım kabı evde unutmuşum. Ben de şimdi burada bakıyorum daha uygun bir şey var. Bak, orada bir tane kedi var mesela. Gel. Gel, yemek vereyim sana, gel. Şimdi ben buraya gölgeye bir yere koyayım. O zaten gelip kesin kendi alır. Şimdi paketten biraz alıp atıyorum deminden beri. Geldikçe yaklaşıyor, bak attık. Bak şimdi kaçtı. Ben gelince kaçtı. Ama bekle bak. Bir sürü attım şimdi. Onlara gidecek şimdi. Ben kaçayım. Yemekleri mi bulamıyor yoksa? Ben buraya şimdi dökeceğim. Kap bulamadığım için direkt dökeceğim bu seferlik. Bak sinsi geliyor buraya, bak. Gel şuraya, gölgeye dökeyim ben. Ye bakayım. Aferin. Al bunu da. Al. Şimdi ben buraya bayağı bir döktüm. Bu kendine şimdi yiyip bitirebileceği kadar. O zaten mahvedecek burayı. Gel. Gel, ben kaçtım bak burada. Gel. Gel, ben kaçtım. Gel, ben gidiyorum. Çok tatlı bir şeysin sen ya. Bak nasıl yiyor ya, canım benim. Hani az önce demiştim ya, apartmanın her yerine koymayın diye. Bu şekilde kedilerin rahatça girebileceği, insanın olmadığı, çok böyle harartunun, huruntunun olmadığı yerlere koyarsanız çok rahat gelip yiyorlar. Bak ben dibindeyim. Hayvan az önce bana 10 metre yaklaşmıyordu. Şimdi dibimde yemek yiyor bak. Şimdi ben markete gittim, geldim az önce. Bir baktım hala burada hayvan, artık nasıl acıkmışsa. Bak 15 dakikadır yemek yiyor. Şimdi beni görünce deparatıp kaçtı ya, bak nasıl bakıyor. Miyav miyav yapıyor bana oradan. Yanına yaklaşmak istiyorum ama yaklaştırmıyor ya. Vallahi bir şey yapmayacağım, yemin ederim lan. Bak gerizekalı, çok tatlı ama. Bakayım ne kadar yemiş. Yarısından fazlasını yemiş burada ya. Baya ben bunun aşağı yukarı iki katını koydum. Yavaş yavaş yemiş bunu. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bakın ne oluyor. Ne oluyor? Nasıl oldu ya? Nasıl bir şekilde geldik buraya ya?